Merhaba, Ahbap TV'ye hoş geldiniz. Ben Emre Haydoğdu, Ahbap Genel Başkan Yardımcısıyım. Bugün Ahbap TV'nin ev sahipliğini ben yapacağım. Zira yanımızda çok sevdiğim ve uzun yıllar kariyerine tanıklık ettiğim sevgili dostum Feridun Düzağaç'la beraberiz. Kısaca FD ile beraberiz ama uzun uzun Feridun Düzağaç'ı konuşacağız. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa Ahbap TV'nin önündeyim ben de. Feridun Düzağaç, hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda. Eyvallah. Ahbap TV'de ilk defa böyle bir sohbet yapıyoruz bir sanatçıyla. Bunun da özellikle senin olman çok iyi oldu bence, çok isabet oldu. Hem sen Ahbap'ı yakinen biliyorsun, takip ediyorsun, hem de biz seni yakinen takip ediyoruz. Hem de yeni albüm çıktı, evet. Onu da konuşmuş olacağız. Valla çok teşekkürler. Bu müstehzi gülüşümü anlayacaklardır çünkü bir gün seninle böyle bir program yapıyor olacağım ihtimali açıkçası hiç aklıma gelmezdi. Çok hoş benim için de. Ama öncelikle albümü falan anlatmadan önce çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ben yeni albümün ilk cümlelerini bu iyilik güzellik platformunda kuracak olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten tarif edilmez bir güzellik içindesiniz. Benim iyilik ve güzelliğe olan inancımı biliyorsun. Bir albüm ismim var, İyilik Güzellik Spor diye. Öncelikle size bütün emek verenleri, bütün fikredenleri tebrik ederek sözlerine başlamak istedim. Çok teşekkür ederiz. Diyorum ki şöyle bir en baştan başlayalım. Eyvah. Evet, böyle hani ilk tanıştığımız günlerden yaşımız belli olacak, kusura bakma. Ama 31 yıl önce tanışmışız. Evet. 1988. Ben de dün akşam düşünürken yarın ne konuşuruz Emrah'la diye aynı hesabı yapmıştım. Evet. Nasıl tanıştığımızı tam olarak hatırlıyor musun? Aa, senin iddiana göre. Bir gerçek var, bir de senin iddian var. Ben hatırlıyorum. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin pek orada olmaktan mutlu olmayan öğrencilerinin takıldığı kafeteryasında. Dört mevsim kafeteryada. Bir gün yanıma geldiğini hatırlıyorum. Bizim bir grubumuz var, senin de sesin çok güzelmiş, öyle diyorlar dediğini çok net hatırlıyorum. Ben de evet öyledir dediğimi hatırlıyorum. Ama hatırlayamadım ve kabul etmeyeceğim şey, güya sana sesin çok güzel, ayrıca müzika da çalarım demişim. Demişsen de bir arzumu ve iştahımı göstermiş oluyorum demek ki. Hatırlıyorum çok net. Benim hatırladığım şu, Gürhan Kartal'dan. Onların isimlerini de tek tek anacağız bugün. Gürhan Kartal'la birlikte gitar çalıyoruz, bir rock grubu kuralım gibi bir hevesteydik. Ama ikimiz de şarkı söyleyemiyoruz. Kim söyler bu şarkıları? Bir de şarkı da yok ortalıkta bu arada. Şarkı yazacağız ve birileri söyleyecek gibi bir hevesteyiz. Birkaç akor basıyoruz. Feridun Düzağaç var, birinci sınıflarda dediler. O güzel şarkı söylüyor dediler. Dört mevsim kafede seni gösterdiler bana. Ben de yanına geldiğimi çok, yani geldiğim anda senin Sartre vardı. Jean-Paul Sartre kitabı vardı önünde. Ben de mi? Evet, evet. Aa dedim, var olmuş arkadaş. Evet. Ama var be, hatırlamıyorum. Evet, evet, öyle bir şey hatırlıyorum. Hepimizin varoluşçu tufasına düştüğümüz yıllar. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Şarkı söylüyormuşsunuz dedim. Sen de şarkı söylerim, mızıka da çalıyorum dedim. Varoluşçu demişim. Sonra ilk böyle bir prova yaptık. Hakan Erken de katıldığı, gitar kasasında davul çaldığı Çamlık'ta bir prova yaptık ve ikimizin müziği olan Yağmur ve Gamlı. Yağmur'u benim, Yağmur senin, Gamlı'yı birleştirip evet. Yağmur ve Gamlı diye bir ezgi evet. Çıkarttık. Çok net, oralar evet. Çok net. Koysana onu bir albüme. Olur, neden olmasın? Fon müziği olarak bile. Çok güzel. O dönemlerde hatırladığım en çarpıcı örnekte daha sonra bize bir çalışma odası verin diye dekan beye gittiğimizde 45 gün sonra konser verirseniz veririm, öyle boşa bizi meşgul etmeyin ya da boşa zaman kaybetmeyin tadında böyle
ayarlı bir cevabıydı, onu çok net hatırlıyorum. Evet, evet, aletimiz yok dedik. O zaman üniversitenin ana kampüsteki işte, davulunu, bas gitarını filan bize verdi. Böyle 70'lerden kalma, evet. 15 senedir kimsenin ellemediği aletler geldi. Hatta Lavinia'ya orada çalışıyorduk. Bak, öyle bir anımız var. O enteresandır. Onu da burada ancak konuşuruz. Bir daha da bunlar ne zaman konuşulur bilmiyorum. Lavinia'ya çalışıyorduk o odada. Tahtada yazıları şey sözler var, akorlar yazıyor üstünde. İçeri biri girdi. Böyle saçlı deli sandık korktum. Evet, böyle şey bonus dediler ya sonra işte böyle şey kıvırcık saçlı bir arkadaşımız girdi içeriye. Uzun uzun oturdu, biz de çalışıyoruz şarkıları. Herkes birbirinin arkadaşı zannediyor zaten. Birden kalktı, bir saat kadar sonra biz çalıştık uzun zaman. Bir saat kadar sonra kalktı, tahtada sindi akorları. Başka akorlar yazdı böyle, yerlerini değiştirdi filan. Tebeşiri koydu gitti. Feridun da bana döndü dedi ki, bu kesin senin arkadaşın. Ben de tanımıyorum Feridun'u. Ben incelikle denmiştim çünkü, evet, bir tedirgin olmuştum, hatırlıyorum. Sevgili Benan Ekici bu. Şu anda burada YouTube olduğu için rahat rahat söyleyebiliriz. Ben Art'ın kurucusu ve sahibi. Şahane işler yapıyor kendisi şu anda. Ama o zaman bir tam olarak bir meczup olarak gelip katılmıştı hayatımıza. Sonradan klavyede çaldı. Tınıda ve merdivende. Öyle birlikte müzik yapmaya başladık. Peki, o yılların Adanası ne? O yılların Adanası'nı konuşuyoruz. Niye rock yapmaya başladık? Niye rock'a takmıştık o yılların? 88. Vallahi hepimiz galiba dinleyicisiydik bir kere. Yani senden, benden, Yuran'dan ve Hakan'dan da eminim. Tınıdan benim öğrendiğim ve en kıymetli bulduğum şey şarkı yazma hikayesidir mesela. Hani şarkı yazmaya başlamaktır. Sanki ifade etmek istediğimiz, derdini düşeceğimiz şeyleri o sanatla anlatırız gibi ben düşünmüştüm ve böyle kurgulamıştım. Tabii çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Bizi dinleyecek, izleyecek gençlerin de yaş ortalamasını hesaba katınca onlardan eski anılar bunlar. Birçok şeyin çok farklı olduğu zamanlarda üniversitede öyle hani rock müzik yapacağız diye sevdalanmak falan çok kolay işler değildi. Adana'nın öyle kendine has bir görselinin de dışında tiplerdik aslında. Ben saçların uzundu, sende küpe vardı filan, değişik adamlardı. Hep içimden yazacağım şarkıları öyle ifade edeceğimi düşündüm. Özellikle sound olarak. Orada bugünün dünyasını daha rahat tartıştılar. Rock müzik bu bilenim çağına, dijital çağına kadar ruhunu koruyarak gelebildi. Hala tartışılan bir konu. Galiba bizim tını olarak da başladığımız, benim sonrasında solo albümlerde de devam ettirdiğim şey, İçerikten ziyade teknik olarak, rock olarak tanımlanabilecek şeyler. Çünkü sen çok büyük Pink Floyd açıyordun, ben retro tarzıydım biliyorsun. Ama onlar gibi dünyaya dokunacak sözler etmek o zamanlar için daha manalı ve daha karşılığı olan şeylerdi. Güzel zamanlar çok, özel zamanlardı benim için. Ama bu İstanbul'a albümler yapmak için geldiğimde insanlara inandırmakta çok zorlandım. Bu Adanalı hikayesini çok aklım ermiyor. Çok kıymetli arkadaşım Haluk Levent'in ciddi yüreklendirmesi ve motive etmesi vardır. Çok net hatırlıyorum onu. İşte şarkılar yazdığınızı istedik, neden yapmıyorsun, gel gelsin falan filan ilk şey olur. Ondan sonra geldiğimde işte bu değişik bir Adanalılık algısına sahip insanlar gördüm burada. Hani çok konuşuluyor, çok ilginç geliyor insanlara Adanalılık. Ama o dönemler için söyleyeceğim tek şey, her şey çok kendiliğinden aktifti ve güzel gelişti. Tamam, ben şimdi hikayeye oradan kaldığımız yerden bir devam edeyim. Oradan toparlayalım. Şimdi Lavinia'nın da içinde olduğu, işte Paranoia vardı, işte öğrenci indirimi vardı. 16 şarkı toplamda. Evet. 16 şarkıyı biz bir gün kaydetmek için trenle Ankara'ya gittik. 5 kişilik grup. Feridun Düzağaç, ben, Halim Özsoysal, evet. Devrim Madran, Yuhan Kartal, Hakan
erken mi çaldı hatırlamıyorum ama yani bu ekip sonuçta. Ankara'ya gittik ve 16 şarkılık bir demoyu bir günde kaydettik orada. Ve geri döndük. Bir tane kasette 16 tane şarkı var. O zaman radyolar yeni açılıyordu. Özel radyolar yeni başlamıştı. Evet. Biz o kaseti çoğaltıp Stop Müzik Ümit'te. Evet. Ümit abiye de selamlar. Halen bir arada görüşüyoruz. Çoğaltıp radyolara dağıttık. O sırada tam yıl İbrahim Tatlıses'in Allah Allah'ının patladığı yıl. Ben Tayfur Emnoğlu'yu hatırlıyorum. Ben hep öyle anlattım çünkü. Listeler yaparlar. Evet. Yani Davinya, Emnoğlu birinci, Davinya ikinci falan gibi şeyler konulurdu. Biz de şeydi, dalga geçerdik. Yani herhalde Davinya çok uzun. Tuvalet molası falan verirken bu çalıyorlar falan derdik hatta. Ben de Emnoğlu diye kalmış ama. Olabilir, belki ikisi de aynı dönem. Zaten aralarında çok yok diye hatırlıyorum. Evet, evet. O radyolarda ikinci, birinci sıralara falan gelince o demoyla gaza geldik. Albüm yapalım diye. Senin bu arada askerliğin yaklaşıyor, evet. Okul bitiyor durumların. Ben İstanbul'a geldim. Adaplak'la görüştüm. Ve enteresan bir şekilde o 16 şarkıyı dinleyip albüm yapmayı kabul ettiler. Hem de kısa sürede hemen bizim solistimiz Feridun Bey askere gidecek, bizim bunu 15 günde kaydetmemiz lazım dedim. Olmaz öyle şey demelerine rağmen biz sevgili Sezer Bağcan'ın stüdyosuna girdik. Sen hep çok üzüldü bir şekilde, çok net hatırlıyorum. Şimdi burada zaten fotoğrafları falan da gösteririz, tanının fotoğraflarını Turgu'da. 15 günün içerisinde orada albümü bitirdik, Tın albümünü bitirdik. Murat Asar'ın çektiği fotoğraflar, Şükrü'ye Tutkun vokal yaptığı şarkılar vardı ve hemen ardından askere gittim. 92'de çıktı Tın zannediyorum değil mi? 92'nin başında çıktı. Ve sen o sırada askerdeydin. Ben hatırlıyor musun? Gökçeada da askerde seni ziyaret etmeden geldim adaya. O dönem ne klip yapabildik, ne albümün tanıtımıyla ilgilenebilecek mecra vardı. Hiçbir şey yoktu. Açıkçası yarı dağıldık. Ne yapacağımızı bilmeden bir dönem geçti. Ha bu arada şeyi atladık, o 45 gün sonraki konseri verdik. Üniversitede, üniversitenin kantininin üstünde, üstünde kantininin çatısında. Bir şapka vardı hatta hatırlıyorum. Evet. Tını mevzusundan sonra sen askerden geldin. Zaten cebinde çok net hatırlıyorum. Ben Arı stüdyolarında, Arı Müzik stüdyolarında ve Osman İşmen ve Sıtkı Acim'le birlikte çalışmaya başlamıştım. Sen de cebinde şarkılarla geldin zaten aşağı yukarı. Elinde bir albüm vardı. Askerde bitirdiğin şarkılar vardı. Tının'ın bir daha toplanabilecek çok bir durumu yok gibi görünüyordu. Biraz önce söylediğin sevgili Haluk Levent'in de ısrarlarıyla ciddi yüreklendirdi. Evet, verdiği enerjiyle prestijle anlaşıp Ara stüdyolarına girdin ama prestijle bir o zaman bak bunu rahat rahat söyleyebilirim. O zaman çok küçük bir bütçe ayırmıştı ama Arı stüdyoları neyse ki elimizin altındaydı. Mümkün olduğu kadar iyi şartlarda çalıştık. Ve askerden gelen şarkılar Beni Rahatla Dinleyin olarak. Kaç? Beni Rahatla Dinleyin. 96'nın sonu işte ilk solo albüm. Yani gruptan sonraki, Tını'dan sonraki ilk albüm. Askerde yazmış olduğum şarkılar. Haluk Prestij'de diye bir prestijle anlaştı. Çünkü benim zaten bu konuda çok bir heyecanım, hevesim onlar var ama böyle bir hayatım hiç öyle planlanmış. Evet, Beni Rahatla Dinleyin'den sonra Köprü'den Önce Son Çıkış. Köprü'den Önce Son Çıkış benim kişisel müzikal hayatımda da çok özel önemi olan bir albüm. Onu önce ben bir söyleyeyim. Çünkü gerçekten o albümü de ben gerçekten çok uğraştım. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Her detayından neredeyse
içeride üstadlar, Ahmet Kayalar, Orhan Gencebaylar, bir yanıyla İbrahim Tatlıses çalışırken boşluk bekliyor falan. Yani öyle çalışıyor. O anlamda benim için çok senin özverilerin. Özveri de özveri değil, ben anı olarak. Tabii Sıtkı'cığım, Sıtkı'cığım'ı günlerce konuşabiliriz çok. Çok benim tanıdığım en tatlı, en keyifli insandı. Işığı bol olsun. Bana dedi ki, Feridun çok güzel çocuk dedi. Sen dedi boş ver, prestijin verdiği şeyle idare edilmez onun işine dedi. Sen dedi bu işler bitince, millet gidince sen geceleri gel Feridun'un işine devam edin dedi. Stüdyonun Ahmet Kaya'yla, İbrahim Tatlıses'le, Orhan Gencebay'la çalışıp işi bitiriyorduk. Herkes gidiyordu, ekibi çağırıyorduk, Feridun Düzağı çağırıyorduk. Evet. Giriyorduk, bütün gece çalışıyorduk. O günlerde çok... Korsan stil çalışıyorduk. Evet, şöyle bir espri olmuştu. Mustafa'yı da anlıyoruz, Çalkılıç. Ha, Mustafa Çalkılıç. Fanatik Fener'de ince bir Sedat, neydi ismi? Sedat Polat. Sedat Polat tanımlıyoruz. Bize asla çay vermeyen, Kezban. Çay çökmedi diyen, Kezban. Sen de çay çökecek, göçük altında kalacağız dediğin falan, Kezban anneydi, anlamıyız. Evet. Güzel zamanlar. Orada bir şöyle bir şey oldu, çok gülmüştük senelerce ona. Sen işte böyle sefil şartlardayız sonuçta, gece gizli çalışıyoruz. Sen, oğlum bu albüm tutsun. Hepinizi kurtaracağım dedin. Oradan Feridun Düzağı aç ve Kurtulan Express. Esprisi yaptık uzun yıllar. Ben halen onu söyleyeyim. Feridun Düzağı aç albümleri arasında onun çünkü bir analog kaydın da o zaman 1 inç analog çalışıyorduk. Analog kaydın da çok özel bir durumu var. Bir de orada tınıdan da gelen, işte Hakan'ın da, benim de, Benan'ın da, herkesin öyle bir parmağı da olduğu albüm içinde. Ve bir tane de burada söylemiş olalım, Sor Beni, evet, söz müziği bana ait olan bir de şarkı da var o albümde. Benim için senin müzikal kariyerinde çok başka türlü özel olan bir albümdür o. Yani var olsunlar, yaptığım her albümün kayıtsız şartsız işte... edinen ve artık yol arkadaşım diye tanımladığım birçok dinleyici için de köprüden önce son çıkışı ilk milattır yani onu söylemek lazım. Evimin bir odası, gölge, ben bayılırım. Tabii yani o dönem, ya bunlar yer yer konserler de isteniyor şimdi biraz. Belki verdiğim cevaplar spontan o dinleyicileri tatmin etmiyor ama bu şarkılar çok özel şarkılar. Başka bir dünyaya ait gibi geliyorlar ve çaldığımız ortamların fizik şartları düşünüldüğünde genelde işte bistro, bar benim konser alanlarımın yani konser mecralarımın %60'ına denk geliyor. Çok az bilinen meraklısının dinlediği şarkı oluyor. Ben de hani şakayla karışık biraz gönül kırmadan onlar tam Spotify şarkısı başucunda falan yapıyorum. Eyvallah diyorlar. Çok özel şarkılar. Sen şimdi bunları anlatınca aklıma işte başka şeyler geliyor. Hani bu gelenekten gelen bir insanım ben. İşte analog kayıttan bahsettim. Sıtkı Acım'dan bahsettik. Sıtkı Acım Türkiye'nin en kıymetli, yani bu sektörün milat taşlarından bir tanesi. Hatta ona takılmıştık, onu hiç unutmam. Çok kişi anlattı. Sıtkı abi kaydetmediğin adam kalmadı seninle maşallah falan diye öyle falan yapmıştı. Sen şey demiştin, Aşık Veysel bile kaydetmişsin de sen demiştin. Hadi lan oradan yapmıştı. İki adım atıp çenesini çok karıştırdı ya böyle. Döndü bize. Onu da kaydettim demişti. Yani şimdi Aşık Veysel'leri kaydeden bir adamın dergahında albüm yapmış bir adam olarak diyorlar niye single yapmıyorsun? Yani bu benim alıştığım bir şey değil. İnsan birçok alışkanlığını çocuklukta ediniyor, gençliğinde ediniyor. Şimdi single yapınca yapanları gerçekten çok mantıklı buluyorum. Onları eleştirmek değil, tam tersi. Keşke biraz feyiz alabilsem diye anlatıyorum bunları ama bir şeyleri dinleyiciden saklıyormuşum gibi geliyor. Nedense 10-11 şarkı olduğu gibi geliyor. Sen bunları anlatınca o eski güzel günlerden bunu da paylaşmak istedim. Bu bir gelenek görenek meselesi yani. Elbette single, güçlü bir şarkıyla single yapmak. Hani albümü tersten okutanlar da oluyor. Single veriyorlar, sonra bütünleyip albüm olarak çıkarıyorlar. Sanıyorum sevgili Mabil'in
albümü de böyle oldu. Ama ben işte o dönemleri hayatım, yani o dönemlerdeki heyecanı yaşatmaya çalışıyoruz. Ha, günümüzün dijital koşturmacasında ne kadar manası var? Belki de hiç, ama böyle bir romantizm olarak içimde kalan bir şey. Albüm biraz daha böyle roman gibi değil mi? Böyle öyle ama öyle. Konsepti var, tabii. Kendi içerisinde o kendini oturttuğu bir zemin, bir duygu var. Tabii. Bir kurgusu var. Tabii. O şu an ben de o çağdan geliyorum. Alışmakta çok belki zorlanıyoruz ama biraz sonra konuşalım bunları, bu çağın da aslında getirdiği avantajlar var. Muhakkak. Yani zaten ellerimizde akıllı telefonların son modelleri varken, hani çağı ya da teknolojiyi kötülemek değil ama bir sürü avantajı var. Mesela seninle öncesinde de konuştuk. Bir şeyler üreten herkesin iştahla albümünü kendi YouTube sayfasından ya da sosyal mecrasından paylaştığı, yüz binleri, milyonları ulaştığı bir çağda yaşıyoruz. Bizler o dönemlerde gelenekselden gelen adamlar albüm yapardık. Bir tırnak içinde PR'cımız olurdu. O bizi televizyonlara falan götürmeye çalışırdı. Beni de zaten Müslüman mahallesinde salyangozcu gibi gördükleri için pek de kabul etmezlerdi yani. Hatta sevgili Halun yine çok komik bir, trajikomik bir hikayedir aslında. O albümleri sadece benim albüm yapmamı sağlamadı, destek de oldu elinden geldiğince. Çıktığı programlara beni de götürüyor. O zamanlar böyle Fadime'nin takası diye bir program vardı. Bir Karadenizli hanımefendi, çok da tatlı bir hanımefendiydi. Umarım yaşıyordur, dinlerse de selam olsun. Peki, genel olarak tabii Karadeniz insanımız seyrediyor. Haluk tabii popüler ve yani bir şekilde konuşabiliyor. Ben zaten biraz yabancılım orada, yani mahcubum da hafif bir. Dekorun koltuğu var, onun mindirini almışım böyle, yalnızlığım bununla paylaşırcasına. Sallanıyorum da en son canlı telefon bağlantısı. Abi uşaklar bizden değil durdu ha deyince ben yani çok yabancı hissetmiştim. Ondan sonra üstüne başka bir şey, yani albüm yapıp anlatmak işi beni gelmiştir. Yani buna benzer çok hikaye var. O yüzden şimdi bir albüm senin anlatıyorum. Benim için büyük bir lüks oldu yani, onu da almış oldum. Birazcık da tabii böyle gerçekten bunu burada yayında da söylemek lazım. Özellikle seninle ilgili bu tarihçeyi böyle bu kadar konuşacak filan da bir televizyon programı filan olmaz. Ancak böyle bir YouTube TV ve tabii sen ben değil. Ancak bu kadar tarihçeye hakim olan birileriyle olurdu bu. Onun için bu da böyle bu kayıt da böyle kalsın. Böyle o tarihe bir not düşmüş olalım. Köprüden önce son çıkışı da geçtik. Ondan sonra senin dipte, sonda ve en depresyonda olduğun bir döneme giriyoruz. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Tüm hakları yalnızlığım var aydır albüm. Ama oradan sonra aslında ufak ufak bir daha kitleselleşme başladı değil mi? Bu orada başladı. Biraz. O albümde biraz ivmelendi yani, çok küçük vardı. O ara işte Beyoğlu'nda küçük mekanlar vardı, canlı müzik, Hippos. Performans ettiler. Şimdi bende Hippos'un bir bileti var. Ne güzel bir bilet. Gösterelim. Orada her çarşamba ya da her perşembe hafta içi bir gün çalıyorduk. Öyle tutulmaya çalışıyorduk. Adını anmakta olduğumuz Tüm Hakları Yalnızlığıma Aittir albümünden sonra böyle işte başka yerlerden de konser teklifleri almaya başladığımız, benim galiba hani tırnak içinde başaracağım ya da para kazanacağım hani hissini yakaladığım zamanlara denk geliyor o dönemler işte. Depresyondayım gayet etkili bir çıkış yapmıştı. Yine Mehmet Esen sözler. Mehmet Esen'le evet o... Onun... İlk buluşmamız değil mi Mehmet Esen? Yani ilk... Mehmet Esen'le Hippos mekanının iki emekçisiyiz. O medya gösterisini yapıyor. Atıyorum perşembeleri. Biz de işte canlı performans yapıyoruz. Çarşambaları öyle bir durumumuz vardı. Orada tanıdığım ve hala çok vazgeçemediğim bir dostum. Çok kıymetli bir adamdır. Çok gönlü çok zengin bir abimdir. İlk paslaşmamız dipteyim, sondayım, depresyondayım. Bir gün elime küçük bir kağıtta yazılı bir dörtlük sıkıştırdı. Dipteyim, içimde yaşıyor özür dilerim. Depresyondayım, sensiz sondayım yazıyordu.
belki bir yumruğu kullanırsın dedi. Ben de hani en sevdiğim şey kelimeleri abartmak, çoğaltmak ve yan yana getirmek. Oradan işte şimdi hala konserlerde zevkle çaldığımız iklim sondayı, depresyonlarını bütünledim o doğru diyor. O ilk paslaşmamızdı. Her şey iyi gidiyordu. Göksel'in depresyonlarını çıktı o dönem mesela. Evet evet aynı dönem. O takdir edilir ki daha pırıltılı ve neşeli bir şarkı. Hatta Göksel'le de bir Duman'ın çaldığı Barfly diye bir yer vardı Sıraser'de. Orada konuşmuştuk. Senin şarkın depresyonla niye takılmıştı? Evet, öyle bir anı da canlandı şimdi. Biraz Göksel'in depresyonlarıyla gölgelense de birileri beni dinlemeye başlamıştı. O anlamda umutlar beslediğim, tırnak içinde başaracağız galiba dediğim bir albüm oldu. Kırılma noktası. Yani ivmenin biraz umuda doğru, gökyüzüne doğru kırıldığı bir albüm oldu. Ondan sonraki albüm, evet, bir gerçek popülerliğe taşıyan albüm Alev Alev'inde oldu. Orijinal altı. Albümlerden devam edelim ama şu şiir, Mehmet Esen'den de dolayı girdiğimiz bir şiir konusunu özellikle seninle böyle yıllar sonra birbirimizi böyle uzun uzun sohbet etme fırsatı da her zaman bulamıyoruz. Yazdığın sözlere, ya önce şunu söyleyeyim, bence sen bir şairsin. Her şeyden önce ben seni şair olarak görüyorum. Bunu da not düşmüş olayım. Yazdığın sözlere böyle şiirin bir kolu olarak, şiire dair bir şeyler mi görüyorsun? Yoksa insanları pat diye yakalayan bir takım dizelerin yakalanmış gibi şeyler olarak mı görüyorsun? Ya çok böyle, bu bir başarıdır aslında. Ama slogana dönük bir şeyler yazabilmek, insanları yakalayacak sloganları kendi hikayelerin içinde harmanlamak bir başarıdır. Ben çok böyle kaygılı gitmedim. Yani böyle kaygılarım olmadı. Ama bir yakışıklılık kriterim var benim yani. Kelimelerin birbirine yakışması ve birbirini çoğaltması önemlidir. Yani dediğim sondayım depresyonlarımda da böyle hani senin gibi şair görüp onu biraz böyle piyasaya tutunmak için sloganvari, kolay algılanılabilir gibi sayıklarla yazdığımı da düşündüm. Böyle bir şey olmadı. Bu daha sonra konuşacağımız orijinal alt yazılının boş ders şarkısında tavan yaptı. Bu adam şair mahir değil, slogan bulup hit yaratıyor modu oldu. O da hiç öyle bir şey değil. Boş ders şarkısı, matematik bizi kandırıyor hocam diye, gençlerin hala çok istediği. İlk demosu kalbi kırık bir balattır mesela, onu o hale aranjörü getirdi. Yani çok çok bilmeyen var Emrah, senin yakından bildiğin şeyler. İnsanlar hani şakasını yapıyorum tabii hani Allah gücünden versin de öldüğünde herhalde haber bültenlerinde fonda alev alev çalar. Yani bizim öyle bir durumumuz var, kendi sanmışlığımız var. Yüz küsur şarkı yazmışım. Özellikle yeni çıkan, yeni albümleri paylaştığımız zamanlardan sonraki konserlerde çok yaralayan bir durum oluyor işte. Biz iştahla acaba hangi yeni şarkıyı sevdiler falan diye beklerken alev alev çığlıkları gelince o bir yenilgi duygusu gibi geliyor. Ama bütün eski dönem şarkıları var o. Evet. Neden buraya geldim? Alev Alev şarkısı o albüm için benim yedekte tuttuğum 3 şarkıdan biriydi. Yani o dönem işte sen single falan konuştuk ya bırak 10 şarkıyı ben 15-16 demo ile gidiyordum. Ve şarkılarımı kime emanet ediyorsam ki Cengiz Çoroğlu'na emanet ettiğim zamanlarda iyi ki de öyle olmuş. Ondan çok şey öğrendiğim gibi benim müziğim çok başka yerlere taşıdı. Kendi efkarını ve coşkusunu da kattı. Alev Alev'i yedek listeden albüm listesine koyan Cengiz Köroğlu. Hani bu kadar tesadüflerle ve hani rastlantılarla yürüyen bir hikaye aslında. Ama senin soruna dönecek olursak, şöyle bir laf edersem daha çok çarpıcı olur. Çok nadiren belki kazara enik düştüğüm bir duygudur asla. Ben yazıyorum ve ha onu müzik derken belki teknik olarak işte dört ece değil de bu olmadı, üç ece olsun ya da tartımı bozuldu. Hatta senin gönderdiğin demolara da hep böyle yaklaşırım. Hani mesela depresyon çok kıymetli bir şeydir. Şarkı dilinde olmayan bir şeydir. Şiirde çok rastladığımız. Hani burada Turgut Uyarıl ve Özdemir Asaf'ı da anmak lazım. Yani gündelik hayatta çok geçen kelimeleri kullanan ozanlardı bunlar ve oradan aldığımız bir çeşit mirastır. Ama slogan olsun, çarpıcı olsun, kafası yazdığım şarkı ne var? Belki bir iki tane vardır. Şu an için hatırlamıyorum mesela. Peki
sadece şarkı yazmaya mı meyilli oldun yoksa yani artıklardan ya da şarkıya modellenemeyecek şeylerden, tartımları şarkıya çok uymayacak durumlardan bir şiir kitabı ya da başka tür model üretimler falan hiç düşünmüyor musun, hiç tasarlamıyor musun? Ben çok isterim mesela bir Feridun Düzağ şiir kitabı. Ya hep soruluyor, hoş da bir şey ama şiir galiba şarkı sözleri dışında çok derdini düşüp de yazdığım şeyler çok fazla değil. Yani o formu hiçbir zaman çok, yani bir altın bilezik ya da bir yapabileceğim bir şey olarak algılamadım sanırım. Ama bırak şarkı sözünü, şiiri, ben hani mesaj yazarken bile biraz hani okuyanın ulan bu ne dediği şekilde takılan insanın kelimelerle. Gerçekten sonradan dönüp baktığımda bana da komik, hatta trajikomik geldiği zamanlar da oluyor. Laf etmeyi seviyorum, yazmayı seviyorum, hep yazarak bu zamanlar kadar geldim. Hani konuşmaktan ziyade yazmayı da tercih eden, üstlük olarak bunu tercih eden biri oldum. Ben bir şeyler yazmak istiyorum. Ama galiba işte belki sohbetin içinde de yer yer alacağımız ya da sıkkacımı anarken anlattığım espriler gibi böyle tanınma hikayeleri çok komik geliyor bana. Yani anlattığımda en çok insanlar onları dinliyorlar. Çok acayip hikayeler birikti 30 yıllık geçkin süre içinde. Yani işte tım zamanlarında Zahimoğlu Otel dedim. Onlarla yaptığımız sözleşme bile çok komik bir şeydir yani. İki biradan fazla içemezsiniz ve gelen kadın müşterileri sarkamazsınız gibi maddenin olduğu. Hani bunları yazmak hem yani nereden nereye geldiğimiz noktasında da çok çarpıcı olabilir. Çok komik hikayelerim var yani. Tanınma hikayeleri üzerinden. Hani bugün gençler sağ olsunlar konserlere de bazen keyifli konserlerde uzun konuşuyorum ve dinliyorlar. Bugün zamanın işte teknolojinin koşturmacası içinde farkında olmadan ıskaladığı şeyler var. Onlarla ilgili örnekler anlattığımda çok etkilendiklerini görüyorum yani. Başkası gibi düşünme, başkasının yerine kendini koyma. Hani buna empati deyince soğuk ve klişe gibi geliyor ama bu ve muhakeme duygusu. Yani bunlarla ilgili bir şeyler yazabilirim. Yani bu formda bir şeyler yazmak istiyorum ama böyle bir planım yok. Hani bir başlamıştım ya. Buradan sonra bu videonun altında gelsin istekler. Yaz destekle lütfen. Eyvallah. Şiiri bir şöyle bir toparlayalım. Benim hatırladığım sendeki Özdemir Asaf zaten işte Davinya'dan mütevellit onu biliyoruz. Edip Cansever vardır sende. Bir de yanlış mı hatırlıyorum? Can Yücel'e bir mektup yazma hikayesi vardı. Var tabii. Öyle patavatsızlıklarım var canım. Valla bir Yeni Türkiye, bir Yeni Türk'ün ilk zamanlarında Yeni Türk'ü albüm kapağındaki, yani kaset albüm kapağı, ne, kasetin arkasındaki e-mail adresine mektup yazmıştım var, cevap gelmemişti. Bir de Can Yücel'e yazmıştım var, okudum bok gibi diye bir cevabı var. Duruyor mu? Dursa keşke yani, onu ben her gün paylaşıyorum, koklarım filan, çok acayip bir şeydi yani. Hani cevap yazmış olması zaten çok acayip bir şey. Cevabı da onun gibi yani, okudum bok gibi. Şey de var galiba, tını demosunu gönderdiğimizde Necdet abiye söylemişsin abi. Sen dinletmişsin abi, evet, sizin evet. Grup diye. Sonra siz değiştirseniz yürürsünüz gibi bir şey var. Sonra ben bir konserde deyip düştük söyledim. Oğlum ben o zaman bütün gruplara öyle yapıyordum. Sen takılma falan demiştim. İşte bunlar yazılabilir. Çok komik şeyler yani. Masaralar son ne oldu? Valla masaralar son... Yani çok önce söyleyeyim, Feridun'un özel hayranlık duyduğu bir insandı. Bizim tanının ilk kuruluş dönemlerinde çok özel takip ettiğimiz. Evet, hala öyledir. Yani kendisi çok zaten müzikal olarak değil, hani karakter olarak, karizma olarak da çok başka bir yerde. Hayat çok başka, yaşam başka, değerler içinde bir insan. Bazen hani orada burada ettiği laflar üzerinden çok sorgulanan da bir isim. Hiç önemli değil. Yani günün sonunda onu öyle görmekten rahatsız olduğum bir durum yaşasam bile yalnızlar garını, gözyaşlarımızı bittim sandığını yazmış adamlar geçerim. Hani en son işte ben bu şarkıyı Kabe'de yazdım dediğinde, yani 70 yaşında kıymetli bir adam öyle diyorsa öyledir yani. Onun bile sorgulandığı bir durumdayız yani. Ben bunu hep ayırt etmeye çalıştım ama sevdiğim adamlarla tanışmaktan kaçınmıyorum, onu söylüyorum.
Çünkü insanların kafasında bir algı oluyor ve onu öyle görüyorsunuz. Ben Prestij Müzik zamanlarında, hani tabii ki isim vermeyeceğim ama başka yerde, başka bir dünyada, bir masal dünyasında gördüğüm karakterlerin tabii ki çok doğal olarak hayat, iş, güç, para, pul konuştuklarını duymaktan biraz böyle abandone olmuştum. O yüzden benim öyle bir refleksim yoktu. Şimdi gençler Instagram hesabımızdan, sosyal medya hesabımızdan nasıl diyeyim, Feridun abi yaşlanmışsın be bile yazabiliyorlar. Ama biz hani ben sevdiğim sanatçıyla karşılaştığımda yani yolunu değiştirmeyi tercih edenler yani, bu öyledir. Yani zamanın ruhu öyle geliştiriyordu. Bir Ferhan Şansoy'la böyle bir hikaye bizim yapmadı. Yeni bir güne gidesin. Ama yani çünkü bizim analog dünyamız güzel. Yine çıkardım Mustafa'da. Masadan sonra şişilerde karşılaşma ihtimalimizi hemen bertaraf etmiştim. Enteresan, uzun sürede, 10 yıl kadar da aynı mahallede bulunduk. Ama denk gelmedik yani. Bir kere böyle kazayla bir selam vermişti vardı sağ olsun. Sadece Mazhar'dan sonra değil, Mazhar Fuat Özkan dediğimiz grup. Bunu hep söyleyip bu ayrımcılık, cinsiyetçi, bilmem ne falan değil, ötekileştirme değil. Pasaportları başka bir ülkeye ait olsaydı bugün dünya kredisinde olacak bir müzikal zenginlikti Mazhar Fuat Özkan. Dilleri başka olsaydı. Türkçemiz güzel, insanımız güzel, oralarda değil. Ama buna çok inanıyorum. Pazarlamamız pek iyi değil o zaman. O, sadece o da değil. Erkan Oğur'u da buraya katabilirim. Enstrüman yaratmış bir adamın bugün işte Klaus Çaloplar, Ferit Talyatlar falan konuşulurken Erkan Oğur'un dünyada konuşulması gerektiğini her zaman söyledim. Çok inanarak söylediğim bir şey. Bence de. Şöyle bir şey var. Ya ben böyle takıldığım bir mesele bu. Yani sinemada, edebiyatta, resimde, heykelde insan hatta belki yaşı geçtikçe, daha çok öğrendikçe, daha fazla ürettikçe daha kaliteli, daha kalıcı işler filan üretiyor. Ama müzikte sanki böyle bir prime time mı var? Yani böyle bir insanın böyle bir ya, spordaki gibi böyle bir yaş haddi var sanki. Böyle en popüler olduğu bir zaman, bir dönem oluyor. Ondan sonra bir rutine bağlanıyor bu iş ve hep o dönem ürettiğine yaslanarak gidiyor. Bu birçok dünya çapında birçok insan için geçerli bir şey. Evet. Elbette buna uymayan bazı örneklerden bahsedilebilir. Ömür boyu üretimi sürüyor, sürmüyor değil ama en popüler oldukları bir dönem var. Müzikte niye böyle acaba? Bağcım, şahane bir tespit. Benim de biraz yaralı olduğum ya çünkü